Devletleri nasıl kurdu? Bunu anlatacağım. Şimdi Osmanlı velediğini alır. Hepsi imam, hepsi müftü, hepsi hepsi Allah dostu değil mi? Kardeşim cehennem varken, cennet varken neden ben cennete gideyim kardeş? Yani 80 milyon nüfus var. 80 milyon cennetlik insan var değil mi? Neyse işte Osmanlı sağa sola borç takıyor. Ödemiyor. Bunlar da Allah dostu diye etrafına saldırıyor. Mesela Osmanlı'nın kapısını, sarayının kapısını Fransızlar yapmıştır. Duyumu Umumiye'nin kapısı Fransızlıdır. Yani bu da Osmanlı'nın zaten eskiden dünya devleti olduğunu kanıtlar. İşte halifenin kontrolünden çıkan bu veled-i zinalar sağa sola cihat ilan etmeye başlamış. Çerkezlere saldırmıştır. Fakirler zaten bunlar. Psikopat ruhlular. Bir Allah dese de kafasını kessek. Gidek. Bana bir avrat yetmez, 4 avrat isterim. Suriyeliler gelince eli şeyinde kaşıyarak bekleyen insanlar, anlatabildim mi? Tabi işte bunlar Hristiyanlara saldırıyor. Hristiyan Ruslar da bunlara saldırıyor. O ara Deccal çıkıyor arkadaşlar. Deccal'in çıktığı vakit tahminim Osmanlı halifesi kafayı yediydi bir tanesi. 5. Mustafa mı neydi? O olabilir o. O kaldıramadı bunu. Kafayı yedi. Sonra onu yurt dışına gönderdiler, orada 10-20 sene takıldı, kendine geldi. Daha sonrasında Abdülaziz geldi. Abdülaziz ile masonlar konuştu. Masonlar dini bilir. Çok iyi. Şimdi sen şimdi eşek ile cinsel ilişkiye girerken, baldız yenge ile cinsel ilişkiye girerken, masonlar tapınak şövalyeleri halifenin Kur'an'la, İncil'le, Tevrat'la yoldan çıkıp çıkmadığını kontrol eder. İşte masonlar Abdülaziz'i önce bir kenara çekti. Sonra Abdülaziz'i tabii ki masonlar öldürmedi. Abdülaziz'i öldürenler saraydan, Türkiye'den, sağdan soldan çıkar olan insanlardır. Masonlar önce uyardı. Masonlara laf atıyorlar ama aslında öyle değil. Daha sonra Abdülaziz kabul etmedi, öldürüldü. Abdülhamit geçti yerine. Daha sonra Abdülhamit kuklaydı. Yani esasında zaten halifelik Osmanlı sarayını çıkarıp Yunan fesi, Rum fesi yiyene kadardı. Ama o zaman Deccal yoktu. Deccal o deliren halifeyle birlikte ortaya çıktı. İşte sonra neyse, bu Ruslarla bunlar savaşırken Deccal çıktı. 1800'lerde sonra
Ulan siz böyleyseniz ben sizden iyiyim dedi şeytanın taraftarları. Onlar Amerika'ya gitti. Kızılderilere doğradı, bir şeyler yaptı. Büyük bir devlet kurdular satanist. Yani öyle bir duruma geldik ki artık Müslüman olacağına, Hristiyan olacağına, Yahudi olacağına, şeytan ol, iblis ol, ateist ol, onlardan daha iyisin. Müslümanım diye gezenler hepsi azaba uğradı ama satanistler daha güç kazandı. Bu şekilde tüm devletleri Amerika kurdu. Kızıl elma dedikleri kanlıdır. Şimdi mesela sen savaşırsın ama neden savaştığını bilmezsin. Mesela ben komutanım. Ege Denizi için savaşıyorum. Kazanırsan Ege Denizi'nden balığı ben çekeceğim. Sen bunu bilmezsin ki embesil. Sen Allah Allah der savaşırsın. Yani işin aslını bilmezsin. İşte Deccal herkese böyle kendi taraftarlarını zengin etti. Tabii ki Deccal bu arada bunu yaparken hakkı sağlar. Şimdi satanistler der, ateistler, ulan madem biz kötüyüz hani nerede Allah? Bu kötülükler nereden geliyor, Allah yok mu? Şimdi onlar öyle çakallardır ki hakkı sağladıklarından dolayı onlara bir şey olmaz. Nasıl hakkı sağlarlar? Mesela şimdi sen şimdi bir transseksüel bir adam. Sen bunu öldürüyorsun. Ben onu alıyorum. Dizilerde oynatıyorum. Ben senden daha konumdayım. Mesela sen Namus diye bir kadını öldürüyorsun. Ben alıyorum onu. Soyunduruyorum. Dizilerde oynatıyorum. Hakkı ben sağlıyorum. Yani hakkı, mesele hakkı sağlamak. Bu hak olayı Deccal'in veya halifenin elinde olan bir şey değildir. Allah'ın elindedir. Her şey Allah'tan ama tabii ki ben iç sebepleri söylemeye çalışıyorum. Mesela bir bardak dolu, mesela şöyle diyelim, beyaz ve siyah renk var. Beyazın üstüne siyahı çekersen siyah olur. Yani hangi boya daha çok güzel, o boya alır. İşte bu haktır. Yani şimdi ben süper iyi adamım, cennetliyim. Geliyor Deccal beni öldürüyor kardeşim, benim ne suçum var? İşte sen o siyahlıktaki beyaz bir noktasın. Yani Deccal bir fırtına gibi düşünün yani. Onun rüzgarı daha fazla. Sen iyi olabilirsin ama azınlıktasın, sen bir boka yaramıyorsun yani. Anlatabildim mi? Sonuçta Deccal hakkı sağladığı için ayakta kalıyorum. Sonra sünnetullah nedir? Sünnet nedir? Buna değineceğim. Şimdi sünnet erkeğin pipisinin ucunun kesilmesi ve sünnetçilere para kazandırmak değildir. Götünden uydurdukları hadislere de değildir. Misvak kullanmak götünü taşa değil de
yaprağa sürmek bilmem ne böyle şeyler değildir. Sünnetullah vardır Kur'an'da. Bunu Deccal yani şeytan bilir. Yani mesela Japonya'da deprem olur, tsunami olur. Bunu şeytan ayarlar. Yani bu bir şimdi her şey Allah'tan ama bu yazılımsaldır yani. Sistemin bir parçasıdır. Mesela şimdi kafana yukarıdan taş düşerse ölürsün değil mi? Ama bu taş niye düşüyor? Kafana. İşte sünnetullah bunun sebeplerini aramaktır. Önceden bulmaktır. İşte şeytan bunu bildiği için zaten bu yüzden Deccal yenilemez. Yani Deccal şu anda %99'una %99'unu insanların cehenneme yollamıştır ama Deccal bunu hakkı sağlayarak yapar ve bir noktaya gelir ki artık Deccal ile Mehdi yer değiştirir. Artık şeytan Mesih konumuna gelir. Zaten bir ara Deccal Mesih ilan edecek kendini demesi, demeleri bu yüzdendir. Kur'an kimlere okunur? Şimdi de bunu anlatacağım. Şimdi Kur'an mesela sınava girdim ben. Yani kadın arkasından kızın Kur'an okuyor. İnanın delirecektim yani. Böyle savaşlara giderken de Kur'an okunmaz. Sınava girince de Kur'an okunmaz. Bağıra bağıra da Kur'an okunmaz. Yani Kur'an'ı öğüt almak için okursun. Kur'an tiyatro kitabı değildir. Yani Kur'an'ı illa güzel sesler okuyacak. Arapça okuyacak. Nidalı, ağıtlı okuyacak diye bir kağıdı yoktur. Kur'an'ı anlaman için Türkçe okursun. İşte bu Deccal'i ve Mehdi'yi bitiren. Onu diğer videoda anlatacağım. Şimdi bunu kapatıyorum. Sürem doğru değil mi?